Şimdi bu kumarda yaptığınız, sizin kesik sürekli adını verdiğiniz devre var. İşte burada piyasada yapalım dedik böyle bir şeyi. Input 0.0 girişine bastığınız sürede Q 0.0 çıkış verecek. Input 0.0'dan elinizi çektiğinde Q 0.0 çıkışı kesilecek. Input 0.1'e bastığınız zaman ise Q 0.0 elinizi çekseniz dahi çalışmasını sürdürecek. Ne zamana kadar? Input 0.2'ye basana kadar. Yani burada input 0.0 kesik çalışmayı, input 0.1 sürekli çalışmayı ve bu sürekli çalıştırmayı durdurmayı da input 0.2 sağlıyor. Şimdi devreleriniz bize bir anlatın. Q 0.0'a bastığımızda input 0.0'a bastığımızda Q 0.0 kesik olarak çalışıyor. Elimizi çektiğimizde stop duruyor. Input 0.1'e bastığımızda merkez kendini merkez enerjini kendi kontağı üzerinden, elimizi çeksek de kendi kontağı üzerinden kendi enerjisini alıyor. Burada da enerjilendiği için şu kontağını kapatıyor, Q 0.0'a sürekli enerji alıyor diyor. Input 0.2'ye bastığımızda ise merkez enerjisini kestiği için kapalı kontağı açık hale gelir, Q 0.0 enerjisini kesiyor. Tamam, şimdi devreleyelim. Bu tarafa çevir kamerayı. Kesik çalıştırmak için input 0.0 biraz daha yandan anlat da diye, ben kamerada çıksın. Heh. Kesik çalıştırmak için input 0.0'a bastığımızda Q 0.0 enerjileniyor. Elimizi çektiğimizde enerjisi kesilip kesik çalışıyor. Sürekli çalıştırmak için input 0.1'e basıyoruz ve setleniyor merkez 0.0. Buradaki açık kontağı kapanıyor, Q 0.0 sürekli çalışıyor. Durdurmak için input 0.2'ye basıp merkez 0.0'ı resetlememiz lazım. Tamam, bunlar birer çözüm. Aslında bu çözümler... Bir şey ekleyelim orada. Sanatçı altında merkez 0, yani network 2, network 1 yerinde olsa daha güzel bir çalışma olur, daha doğru bir çalışma olurdu. Yani çok yoğun çalışmalarda program ne yapıyor? Şimdi üsttekini tarıyor, sonra alta geçiyor. Yani bunu kumandayı düşünmemek lazım. Nasıl yapmıştı? Başlığı soldan sağa doğru okuyordu. Alta geçip soldan sağa doğru okuyordu. Şimdi burada merkez 0.0 ilk anda okurken program merkez 0.0'a biz bu 0.1'e basmış da olsa program bunu okuyacak. Bunu tarayacak, açık olarak görecek ilk anda orayı değil mi? Burayı okuyacak. Bir sonraki döngüde burayı kapatacak. O yüzden piyasayı kumandayı düşünmemek lazım. Şu net döndüğüm buraya almakta yarar var arkadaşlar. Ona ekleyip eklemiş olduk. Bu çözüm normal kumanda devresinin yani piyasa çözümü kullanmış yani. Mantı. Şimdi bakın. Önce şu devreyi setle resetle sürekli çalışacak şekilde yapalım. Sürekli çalışmanın start değildi. Input 0.1 kayıtta. Setlesi Q 0.0. Tamam mı? Çalışıyor. Durdurma butonu neydi? Input 0.2. Input 0.2. Resetlesi şu altlarını bir yazacağız. Q 0.0. Bu normal bildiğiniz sürekli çalışma. Basıyorsun, çalışıyor, elini çekiyorsun, çalışmayı sürdürüyor. Şimdi bunu devre üzerinde küçük bir oynamayla kesikle çalıştıracağım. Kesik butonu neydi? Input 0.0 miydi? Input 0.0'a bastın mı? Hocam setledi, deminkinden fark yok. Kabul. Input 0.0 aşağıya denk gelir, negatif kontak kullandım. Olay ne? Sürekli çalışmayı gördük. Tamam mı? Input 0.0'a basıyorum. Setliyor. Öyle değil mi? Çalışıyor. Elimi çektiğimde durması lazım. Elimi çektiğim anda bir çevirir. Çıkış verdiğinden dolayı elimi çeker çekmez resetler.